Evet, sazanlar koyun iç tarafında sığ yerde çamuru karıştırıyorlar. Yosun, böcekler ne bulsa yiyor herhalde. Santim suda geziyorlar. Balık ilkbaharda gezer zannetmeyin arkadaşlar. Sazan sessiz olduğunda her zaman sığ suya girer ve yemlenir. Şu anda Temmuz'un sonu, Ağustos'a geliyor. Görüyorsunuz sazanlar yumurta falan dökmüyor, besleniyor. Büyük balık derinden çıkar falan, sazan derinden vurur diyen arkadaşlar da bu video kapak olsun. Sazan sığ da daha çok yemlenir. Daha çok yiyecek arar. Balık bayağı büyük.
tane aldım. 2-3 kilo var. 2 kilo var. Ağzını yırttı, kaçtı. Şurada takla attı ve ağzını yırttı. Tamam, diğer sazanlar da kaçtı. Ya nasıl bir balık bu? Türkiye'deki sazanlar, ben anlamıyorum. Ne güzel iğne yedin. İğne de kocaman. Sazan için 2 numara. Nasıl oluyorsa kurtuluyor ya. Bir şekilde kurtuluyor.
İşte bu be. Gelme lan bir daha. Ağzından çıktı. Her yer sazan. Böyle bir şey yok. Arkadaşlar. At çek sazan. Ama büyüğünü denk getirmek çok zor. Büyükler çok açık, çok akıllı. Bakın kamış boyu mesafeden alıyorum sazanları. 1 metre derinlikte. 3 kiloluk, 4 kiloluk, 5 kiloluklar 10 santim suda geziyor. 20 santim suya. Sığ suya girip çamuru karıştırıyorlar. Buradan koyun sürüsü geçti. Muhtemelen koyun boklarını falan da yiyor bunlar. Aslında koyun boku da takıp denemek lazım. Büyük sazan alıp gidiyor zaten. Şu önüme geldi. Tam şuradan şöyle sağa doğru gitti. 3 kilo falandı. Kıyı boyu geziyorlar. Size şöyle kendi yaptığım hamurdan atacağım.
Yemi çalmış bak bir tanesi. Hırsız ya. Hadi ula 5,5 dakika oldu ya. Hayvan gibi sudan atladı. Arkadaşlar koyun içi şu anda sazan kaynıyor. Her yerdeler. Cücüğünden büyüğüne kadar. Ayağımın dibinden geçiyorlar resmen. Bu gölde sazandan başka balık yok. Gümüş, inci balığı gibi ıvır zıvır balıklar yok. Sadece sazan var. Oynuyor. Şöyle bir aynalı yakaladım 4-5 kilo. Yeri takmadan çevirebilirsem. Şuradaki ot tabakasına girdi. Geri çıktı. Biraz önce gördüğüm aynalı bu. Şimdi nereden alacağım ben? İnmek de mesela. İndik bir tepedeyim şu anda. Ayakkabıların bağcıkları da söküldü. Hadi bakalım. Ondan sonra götlen biri bana diyor ki sen sportif balıkçı değilsin diyor. Şu indiğim yere tövbe inemez ibne özel avlakta viski içiyor pezevenk. Gitmiş Almanya'da bana obez sazanlar yakalıyor. Bir de diyor sportif balıkçı diyor be. Bu adam sportif balıkçı değil diyor. Yiyici diyor. Alıyor diyor sazanlar diyor. Bilmem ne diyor.
Şerefsiz ya. Bizim buralarda ağacılardan balık mı kalıyor? Bir tane iki tane sazan var işte, üç bela tutmaya çalışıyoruz. Yanına bir tane daha geldi, kocaman. 4-5 kilo civarı. Kepçe olsa için alacağım. Çok büyük, o da çok büyük. Hadi lan. Anam yanımda geziyor. Suda daha büyük görünüyor. Balık. Sanki 7-8 kilo gibi görüyordum. Bize gözümde güneş gözlüğü var. Gözlük de biraz büyük mü gösteriyor? Ne yapıyor balık? Anlayamadım. Ama balığa baksan 4 kilo anca. Ama görünümü suyun içinde 7-8 kilo gibi. Dur lan. Ömrümü yedi, ömrümü. Ağzıma sıçtı. Ama çok pis oturttum. Adama böyle koyarlar işte. Artık enseden bağlıyorum arkadaşlar. Şöyle. Daha güzel oluyor. Hem balığa zarar vermiyor daha çok. Enseden olunca daha iyi. Şuraya bir yere bağlamam lazım. Kök değil. Büyük bir kayaya bağlayayım. Aldım bak.
Aldım. Ah, çok güçlü. Ta ortaya gitti bak. Aldım bak. 8-9 kilo. Abo. Yemin ediyorum bütün otları falan bir çıta attı. Yok yok. Buradan inmek de bela. O diyordum ya, bir tane büyük geziyor diye. Onu yakaladım sonunda. Takacak çalar ya. Bak.
4-5 kilo falan ya, 7-8 kilo yoktur. Büyük görünüyor. From a friend.